Hoşlar. Ve bakalım. Yemek molamızı verdik. İsminiz neydi? Çiçek. Çiçek Hanım, anneden, hani demin bebeğin annesinden telefonu açtı bana. Ne dediniz? Ben dedim ki bekleyin. Dedim ki sen bizim bu kadar çalışmamızı yaptıktan sonra çocuğunu gözleri görmeye başladı. Sen düzgün cevap vermediğin için, hala görmüyor diye mızırdandığın için hoca da kızdı sana. Bravo. Sen hocadan özür dilemen gerekiyor dedik. Ben anlayamadım zaten ne olduğunu, hiçbir şekilde anlayamadığım için doğru düzgün cevap veremedim dedi. Aslında şimdi haklıydı. Şimdi size özelce özür dileyecek. Açalım telefonunu. Siz konuşun, biz konuştuğumuzda tam anlaşılmıyoruz. Siz konuşun her şeyi. Evet, şimdi söyle tatlım, seni herkes duyuyor. Refik Hoca da duyuyor. Burada herkes senin için çalıştı. Ay Allah razı olsun. Ben şimdi izah ediyorum öyleyse. Baş baştan alıyorum. Alo. Görüntülü mü alalım hocam? Sesi iyi mi? Tamam. Söyle, duyuyor seni herkes. Refik Hocam, öncelikle özür diliyorum. Ben kendimi o anda ifade edemedim. Bir de çok telaşlı bir şeydi. Yani hissettiğimi, düşündüğümü ya da demek istediğimi ifade edemedim. Ama ben sizi anladım. Böyle şeylere de sonsuz bilinçaltı temizliyorsunuz. Diğer şeylere inanıyorum. Bilgim de vardı. Eskiden beri vardır. Bu ilk kez Çiçek Ava'dan duyduğum için değil. Ben öncelikle evde değilim. Çok kalabalık bir ortamdayım. Sizle iletişim kurduğumuzda çocuk emiyordu. Telefon çaldığında ben emmeyi bıraktırdım, uykuya dalamadı, çok huzursuz, ağlamaklı bir şey dedi. Şimdi böyle ifade edemedim, bir de yabancı bir evdeyim diye. Öncelikle onu belirteyim içinde bulunduğum durumu. Şöyle söyleyeyim, oğlumun retinasında sorun var. Yakında biz bir metre içerisinde ona uzattığım şeyleri alıp tutuyor. Yeni değil o, eskiden beri, yani eskiden dedim 4-5 aydır uzanıyor. Ama bir metre ötedeki şeyleri daha flu gördüğü için bilmiyoruz. Dikkatini çekmiyor. Beni bile sesimden tanıyor. Ama ben sizin o anda sizinle daha konuşmadan önce 10 dakika önce falan da sanırım kucağımda duruyordu. Duvarda böyle bir metreye geçkin bir yerde priz vardı. Ali benim kucağımdan o prize uzandı. Ben hani size onu anlatmaya çalıştım. Hani o anda diyorsunuz da tepki verdiniz hani. Hani o uzanması ilk kez değil topa falan. Ama o bir metreye geçkin prize uzanması Ali'nin ilk defaydı. Ben onun şaşkınlığını çok yaşadım. Çünkü öyle duvardaki bir şeye bir metreye geçkin bir prize, bir kabloya Ali uzanmıyordu. Onu sizin o andaki seansınızı bilmeden o anki dakikaya denk geliyor sanırım. Ali'nin davranışında o gibi değişiklik oldu. Tamam. O zamandan beri yani 1,5 saat geçti. Siz gözlemleriniz gene aynı şekilde eskisi gibi görmüyor mu? Yani yoksa bu 1,5 saattir gözleri normale döndü mü? Bunu test edebildiniz mi? Gözleri nasıl? Ali bizimle göz teması kurmadığı için nispet bulmadı. Hani ekstra gözleri normale döndüğünden değil ama deminden beri yerlerde halı deseni olsun, oyuncak peşinde falan gidiyor şu anda. Mesela misafirlikte olduğum yerde bir kapıda boncuklar var. Geçerken kucağımdan ona asılıyor. Hani kimse geldiği bir yerde bilmiyor sonuçta. Onu ezbere bilmiyor bu evi yani. Hani o dikkatini çekti mesela. Onları şu anda gözlemliyorum ben. Örtüleri çekiyor şu anda. Dikkatini çekiyor örtü. Gidiyor örtüyü çekiyor. Mesela ilerideki şeyle alakadar değildi yani. Şu anda ona böyle bir metreye geçkin ilerideki şeylerle de alakadar. Yani onu eminim yani. Onu çok fark ediyorum şu anda. Tamam. Yani siz şimdi şunu ölçebildiniz mi? Normal bir insan gibi görebiliyor mu, göremiyor mu? Tutuşu gayet normal bir insan gibi. Evet, bir şey verdiğimde şu anda ben sapından tutuyor ya da tutulacak yerinden tutuyor. Tamam. Şu an alakasız bir yerinden tutmuyor. Alakasız bir yerinden kavramıyor. Tamam. Ve şu anda eğer bebek yanınızdaysa ne var elinizde? Şu an onun ilgisini çekti. Şu an elimde hiçbir şey yok. Elimde telefon var. Bir konumda da çocuk durmuyor getirdiler. Ali var. Sol kolunda Ali. Tamam. Sağ kolunda telefon. Yani şöyle 1-2 metre uzağa bir şey koyun. Ya da siz 1-2 metre uzağa gidin. Bakalım size gelecek mi? Tamam. Şu anda bak aynanın önünde süsler var. Bakalım. Ona. Evet bak aynanın
Görüyor. Şu anda bak. Evet bak boncukları çekiyor. Görüyor. Görmeseniz çekilir. Görüyor şu an. Yani uzaktaki şeyle alakadar olmaya başladı. Benim uzattığım şeyi zaten tamam. Biliyordu ama uzatılmamış şeyi tamam. Uzanmıyordu. Söylediğim şey başkaydı. Siz bebeği oraya bırakın gidin 3-4 metre uzağa gidin. Ben mi gideyim? Siz gidin. Siz gidin 3-4 metre uzağa gidin ve hiç konuşmayın bakalım size gelecek mi? Orada olduğunuzu bilecek mi? Tamam. Biz eğitimimize devam ediyoruz. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Hadi mucize ötemiz sonsuz olsun. Uğurlar olsun. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Hep bahane, hep kaygı, hep şikayet. Hiç özrünü hani rica ederim falan demedim. Şu bir buçuk saattir hala anlamamışmış. Ki şu son bir dakika ben git deyince 3 metre mesafe o zaman anladı yani. Anlatabildi. Sorun aslında bebekte değil. Neyse. Haydi. Güzel olan şey bir bebeğin gözlerin açılmasına vesile olduk ve bu göz açılmasında gittik. Önceki hayatların düzeltilmesini sağlayarak gerçekleştirdik. Buna vesile olduk.